Aşağıda sıralı ikili kümesiyle verilen bağıntı bir fonksiyon mudur? Bu soruyu çözmeye başlamadan önce kendimize bağıntının ne olduğunu soralım ve hangi tip bağıntılara fonksiyon denebilir bunu öğrenelim. Bir bağıntıda girdi olarak kullandığımız bir sayılar kümesi vardır. Buna tanım kümesi deriz. Bunu bağıntının tanımlandığı sayı kümesi olarak görebiliriz. Ve bir de bu bağıntının çıktısı olarak düşünebileceğimiz bir sayı kümesi vardır. Yani tanım kümesinden bir sayı ile ilişkilendirdiğim sayılardan oluşan bir küme. Ve bu sayı kümesine de değer kümesi denir. Oldukça basit. Örneğin, hemen bir örnek verelim. Bir sayısı tanım kümesinde bir sayı olsun. Bir sayısını değer kümesindeki iki sayısı ile ilişkilendirelim. Bu tip gösterimlerde şöyle diyebiliriz. 1,2. 1,2. Bu bir sıralı ikili. Bunlara aynı şeyi söylemek için iki farklı yol. Şimdi bu bağıntı belki şöyle de diyebilirdi. Eğer burada iki sayısı da elemanım olsaydı, bunu da belki iki sayısı ile ilişkilendirebilirdim. Ne yaptık? Böylece iki de iki sayısı ile ilişkilendirilmiş oldu. Ve sizin de fark ettiğiniz gibi sıralı ikilerden bir grup oluşturuyorum. Yukarıda onları çizerek gösteriyorum, burada ise bunları sıralı ikili olarak yazıyorum. Diyelim ki 3 sayısı da var, 3 de bizim tanım kümemizde. Bizim bağıntımız 3 sayısı için tanımlı. Ve 3 sayısı diyelim ki, diyelim ki eksi, eksi 7 ile ilişkili. Eksi 7 ile ilişkilendirildi. O halde bu 3, bu da eksi 7. Bu tip bağıntılarda eğer bana tanım kümesinden herhangi bir eleman verirseniz, size görüntü kümesinde tam olarak hangi elemana gittiğini söyleyebilirim. Bu duruma da fonksiyon deriz. Birazdan size hangi bağıntıların fonksiyon olmayacağını göstereceğim. Burada tanım kümesinden herhangi bir elemanı seçtiğinizde bu fonksiyon sadece bir bağıntıdır. Bu sadece tanım kümesindeki bir elemanın görüntü kümesindeki bir elemanla ilişkilendirilmesi ya da eşleştirilmesidir. O halde siz bana tanım kümesinden herhangi bir eleman verin, ben de size görüntü kümesinde bu elemanın tam olarak hangi elemanla eşleştiğini söyleyeyim. Siz bana 1 verirseniz ben de onun 2 ile eşleştiğini söylerim. Siz bana 2 verirseniz, ben size onun da 2 ile eşleştiğini söylerim. Eğer bana 3 verirseniz, ben de onun eksi 7 ile eşleştiğini söylerim. O halde bu durum her ikisidir. Yani bir bağıntıdır ve aynı zamanda bir fonksiyondur. Şimdi size bağıntı olup fonksiyon olmayan bir örnek vereyim. Şöyle bir şey düşünelim. Şimdi buraya bir tanım kümesi çizelim. Tanım kümesindeki elemanların hepsini gösterebilmek için buraya böyle bulut gibi bir şey çizeceğim. Ve bu büyük bulutta değer kümemiz olsun. Diyelim ki bu da aynı burada oluşturduğum gibi bir bağıntı oluşturacağım. Diyelim ki 1, 2 ile ilişkilendirilmiş olsun. 2 ile eşleştirilmiş olsun. Şimdi bir sıralı ikili oluşturalım. O halde 1, 2 dedik. 1, 2 ile ilişkili. Diyelim ki 2'yi, 2'yi, eksi 3 ile ilişkilendirelim. O halde burada da elimizde 2 ile eksi 3 var. Bunları ilaveten 1 sayısını 4 sayısı ile ilişkilendirdik. O halde 1 ile 4 arasında bir ilişki oluşturduk. Şimdi elimizde 1 virgül 4 sıralı ikilisi var. Şu an elimizde bir bağıntı var. Eğer tüm bağıntımız buysa, tanım kümemizde sadece 1 ve 2 elemanları olacak, değil mi? Bu kesinlikle bir bağıntıdır ama artık bir fonksiyon değildir. Fonksiyon olmamasının nedenine gelince şöyle anlatayım. Tanım kümesindeki bir elemanı görüntü kümesinde hangi elemanla eşleşti? Burada 1, 2 ile eşleşti yoksa 4 ile eşleşti. Tam bir netlik yok. Size bir sayısını verdiğimde elinizde 2 mi var, 4 mü var bilmiyorsunuz. Bilemeyeceksiniz. Bu bir fonksiyonun yapacağı şey değil. Bir fonksiyon eğer bana 1 verirseniz size 2 veririm der ya da 4 veririm der. Nettir. Bana 2 verirseniz de ben de size 2 veririm der. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Şimdi de problemimize dönelim. Burada tanım kümemiz nedir? Görüntü kümemiz nedir? O zaman burada tanım kümesi Bunlara fonksiyon olabilecek ilişkinin olası x değerleri ya da girdi değerleri olarak da bakabilirsiniz. Burada kesinlikle bir ilişki var ama bu bir fonksiyon mu bilmiyoruz. Ne dedik? Tanım kümesi eksi 3, eksi 2, 0, negatif 2'yi daha önce listeledik ve 3. Görüntü kümesi ise 2, 4, 5, 6 ve 8. Bu elemanları içeriyor. 2, 4, 5, 6 ve 8. Buraya da bu bulut gibi görünen kümelerden çizebilirdim ama gerek yok. Ve buraya da eşleşmeleri çizeyim. Eksi 3, 2 ile ilişkilendirilmiş veya eşleştirilmiş. O halde eksi 3 sayısı bu sıralı ikili üzerinde 2 ile eşleştirilmiş. Eksi 2, 4 ile ilişkilendirilmiş. Burayı bir toparlayalım. Birinci sıralı ikilimiz bu. Eksi 3 virgül 2. İkinci sıralı ikilimiz, eksi 2 virgül 4. 0, 5 ile ilişkilendirilmiş. 0,5 ile ilişkilendirilmiş ya da 0,5 ile eşleştirilmiş diyebiliriz. Eksi 2, 6 ile eşleştirilmiş. Şimdi burada ilginç bir şey var. Eksi 2 zaten daha önce bir şeylerle eşleştirilmişti değil mi? Daha önce 4 ile eşleştirilmişti. Bu sıralı ikili 2'nin aynı zamanda 6 ile eşleştirildiğini söylüyor. 3'ü 8 ile eşleştirdik. 3'ü de 8 ile eşleştirdik. Güzel. Şimdi sorumuz şu. Bu bir fonksiyon mu? Biliyorsunuz ki bu ilişkinin fonksiyon olabilmesi için tanım kümesindeki herhangi bir elemanın değer kümesinden hangi elemanla eşleşeceğini, ilişkilendirileceğini tam olarak bilmeniz gerekiyor. Tanım kümesindeki bir eleman, görüntü kümesinden sadece bir elemanla eşleşebilir. O halde eksi 3, eğer eksi 3'ü fonksiyonda yerine koyarsak, yani fonksiyona girdi olarak verirsek, bize 2 olarak dönecek. Ama eğer eksi 2'yi girdi olarak verirsek, birden kafamız karışıyor. Çıktımız 4 mü olacak, yoksa 6 mı olacak? Çıktınızın 4 mü yoksa 6 mı olduğunu bilmiyorsunuz. Burada bir karışıklık olduğu için bu bir fonksiyon değildir. Tanım kümesinden bir elemanı alıp, görüntü kümesinde birden çok değerle eşleştirdik. O halde buradaki bir fonksiyon değil. Funktion til.